billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ ve salâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayr ve lâ esîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve biz senedin muttasilen Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ rakibel abdu eddâbbete felem yezkür ismallâhi redifehüş şeytan. Ve kâle teganne. Fe inkâne la yuhsinul gînâe kâlehu temenne. Fela yezâlu fî ümniyetin hatta yenzile. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarımız meşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. İrkebu hazi devab salimeten ve da'uha salimeten. Evet. Ben askerliği severim. Evet. Neden? Disiplin yeridir. Disiplin, hayatın kalkış, çalışma hep bunu alıştırır askerlik. O yönden çok iyidir. Bir de prensipleri vardır. Boş durmazlar askerlikte. İş bitmiş, eğitim bitmiş. Cumartesi, yastan 1'e kadar tatil yok. Bir de dağılacağız, tatil olacak. Yine sabahleyin saat 8'de iş başı. İş yok, bitti. Eğitim bitmiş. Sevk günü geciktiği için hiçbir şey yok. Ama yine eğitim alanına götürüyorsun. Ondan sonra geçin topların başına. Ben topçu olduğum için oradan misal veriyorum. Gene herkesi dağıtıyoruz. Başına da başçavuşları dağıtıyorsun. Sen de orada al bezi eline sil. Aynı yeri 10 kere sil. Neyin varsa? Yo, boş durarsa çünkü kavga eder. Orada top sildiriyorsun. Ne güzel mantık. 20 yaşında, 22 yaşında kaynıyor kanı. Fiziki dürtüler var. Serbest bırakırsan birbirini yer, kavga eder. Onun için götüreceksin, aynı yeri 100 defa çapıtla sildireceksin. Boş durdurmayacaksın. Ne güzel prensip. Muazzam prensip. Şeytan girer araya, bakın. Peygamber de onu söylüyor. Bunu bitirdikten sonra mesela, evet, salim olarak binin, salim olarak bırakın diyor. Askerliğin bir prensip budur. Tatbikattan gelirsin, eğitim alanından gelirsin, şoför ertesi gün reoyu, cemseyi sefere hazır şekilde benzinini koyar, mazotunu koyar, sağını solunu kontrol eder, hemen binip yürüyecek şekilde hazır eder, ondan sonra gider. Aksi halde yanağında güller açar. Prensip bu. Peygamber de onu söylüyor, bakın. Bine, salim olarak binin. Karnı tok mu? Suyunu vermiş mi hayvanın? Hasta mı değil mi? Baktın mı? Salim olarak binin. Binişe uygun mu? Kullanma uygun mu? Salim o demek. Arabana bak, suyu var mı arkadaş? Yağı var mı arkadaş? Frenleri tutuyor mu arkadaş? Bakın ya, ne güzel, daha ne desin peygamber? Hayvana bindiğiniz zaman salimeten, salim olarak binin. Bıraktık. Aman yorgunum, yok. Bakımını yap hayvanın, öyle gel eve. Neden efendim? Sabahleyin erken kalkarım. Kalkamayabilirsin.
Aniden gece bir olay olur. Ya benim hayvanın daha yemi yok, suyu yok. Yok, beklemezsin, yangın çıkar, bilmem ne olur. Ne güzel prensip bak, askerlikte bunu yaptırırlar. Ve da'uha salimeten, hazır vaziyette bırakın diyor hayvanınızı. Bakımını yapın, ondan sonra bırakın. Askerlikte de bu prensipleri yaptırırlar adama. O yönden, ama onlar bunu uygulamak için yapmıyor. Ayrı iş ama olsun. Ama böyle güzel prensip. Men meşe an rahileti. Evet. Akabeten fekenneme ahtaka rakabeten. Hayvanla gidiyorsun. Hayvana çok yüklemişsin. İki hayvan alsan olmuyor. Biri de çok ama hadi diyorsun, oluyor ya bunlar. Yokuş geldi, zavallı perişan oluyor. İn diyor. Yokuşta in. Düz giderken hadi götürüyor ama yokuşta in. Kim böyle hayvana merhamet eder de yokuşta inerse diyor, sanki köle azat etmiş gibi Cenab-ı Hak ona ecir verir diyor. Hayvana merhamet. Şimdi biz arabaya uygulayalım. Adam 7 tonluk kamyonu var. Bir bakıyorsun 15 ton, 20 ton atmış. Senet ödeyeceğim hocam. Ödüyorsun ama 3 sene sonra da hurdalığa gidiyor. Bakın prensipler, görüyor musunuz? Eğer gücünün dışında yük yüklemezseniz 20 sene kullanıyorsun arabayı. Ama böyle 7 tonluk kamyona 20 ton atarsanız 2 sene sonra hurdaya. Evet, borcunu diyorsunuz ama elinizde yine bir şey kalmıyor, işe yaramıyor. Bu defa o seni yemeye başlıyor. O diyor, bakın onu söylüyor. Gücünden fazla yüklemeyin, yokuşta inin. Bu demek yahu. Evet. Zaten kanun koymuşlar. İslam akıl dini, bak peygamberimiz bunu tarif ediyor. Fazla yük yükleyene polis ceza yazıyor. Sen de kızıyorsun. Bu sünnet yahu. Gücü kadar yükle. Yoksa zararın olacak. İlk ne zaman da sanki lehineymiş gibi görünüyor ama uzun vadede tuh diyorsun, tuh, faydası yok. Keşke demek dinde de iyi bir şey değil. Bunlara uyarsan keşke demezsin. Yolda kalmazsın. Evet, çabucak zayi etmezsin. Ayrıca hayvanlara merhamet etmek lazım. İnsanlara merhamet etmek lazım. İrham men fil ardı. Evet. Yeryüzündekilere merhamet et ki yerhamke men fis sema. Allah sana merhamet etsin. Semadaki melekler sana merhamet etsin. Sana dua etsinler. Bunlar hep genel prensiplerdir. Evet, demek ki binerken besmeleyi unutmayacağız. Ve de vasıtamızın yağına, tuzuna, frenine uygun mu değil mi, bunlara bakacağız. Hazır hale getir. Bunlar sünnetmiş. Sünnetmiş. Aksi halde bunları yapmazsan şeytan binişi olurmuş. Şeytan binişi yanlış olurmuş. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Sefer duasını, besmeleyi unutmayacağımızı tekrar tekrar hatırlatıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayvana binmek konusunda bir daha şöyle buyuruyor. İza rakibe hadüküm eddabete fel yahmilha ala melaziha fe innallahu teala yahmilu alel kavi ve daif. Şimdi bu da çok enteresan bir hadis-i şerif. Hayvana biniyorsun, çatlatacak gibi sıkıştırıyorsun. Bırak, hayvanı kaybedersin. Evet, onu kendi haline bırak. Bazı hayvan tembel olur, bazısı tez canlı olur. Ona göre terbiye et hayvanını, ona göre hayvanını al. Tembel bir hayvanı vurdukça vurasın, o da zaten gider. Evet, hayvanı aşırı sıkıştırma. Normal takatı kadar bırakıverin. Öyle gitsin o. Sen ne kadar debelensen, kaderinde oraya varmak yoksa zaten varamazsın. Hayvanı böyle gücünün yükünde fazla sıkıştırırsan zulmedersin. Zalim olursun. Zalim olursun ya. Bunlar çok güzel prensipler. Bunları da ona söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayvanın gidebileceği bir şey var. Gidebileceği bir şey var.
Cenab-ı Hak siz zaten menzil maksudunuza ulaştıracaksa, ona sığınmışsınız da ondan dua etmiş de yardım beklemişseniz, normal usullerle varacaksınız. Normal usullerin dışına çıktın mı zulmedersin hayvana. Şimdi benim hakkımı yesen, hocam özür dilerim, senden şöyle şeyler söylemiştim, anlaşırız. Hayvanı varsan ineğe, ben öküze, ben sana şöyle yaptıydım, konuşmaz ki, nasıl helalleşeceğiz? Ama öbür tarafta hakkını alacak bizden, çünkü helalleşemedik. Helalleşme, onun için çok dikkat edeceksin böyle bineklere, merhametli davranacaksın. Gücünün üstünde şeyler yüklemeyeceksin. Gücünün üstüne yüklemeyeceksin. Menzili maksuduna uygun vasıta hayvan seçeceksin. Onu da normalin dışında sıkıştırmayacaksın. Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın. O seni ulaştırır. Ulaştırır. İşinden de geri kalma. Bu göremez deme. O onun görevidir. Hayvanlar görevini hiç aksatmaz. Domuz bile görevini hiç aksatmaz. Ama insan aksatır. İnnehu zalûmen cehûle. O zalimdir. Cahillik etmiştir. Hayvanlar kesinlikle köpek, kedi, herkes, her şeyin bir tesbihi var, görevi var. Hiç aksatmazlar. Ama insanoğlu aklı var. Görevini yapmaz. Zulmeder kendine. Kendine zulmeder. Allah'ın senin namaz kılmamandan, tesbih çekmemenden, görev yapmamandan bir eksikliği olmaz. Yapsan da bir artısı olmaz. Senin için o, imtihan için göndermişsin. Yaparsan rütben olur. Ebedi mutluluğa erersin. Yapmazsan da azap var diyor. Ebedi sıkıntı var. Allah korusun. Evet, Allah'ın bir eksikliği fazlası olmaz. Ona dikkat edeceksin. Bunları bileceksin. Güzel peygamberimizin bu hadislerini kulağına küpe edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. Gene bu at şeyle ilgili ama başka konuda. İza rakiben nasu el hayla. İnsanlar ata biniyorlar. Ama gurur için, zevk için, zinet için, nefislerini tatmin için tam müsaittir. Evet, ata binmek sevaptır, sünnettir. Öyle diyor peygamberimiz. Atın alnındadır hayır diyor. Hocam o tank demek diyorlar. Ben hayır demiyorum. Ama peygamberde at geçiyor. Hayır diyor, atın alnındadır. Cihat demek istedir. Bu tamam, doğru da at kelimesi geçtiği için atı besle. Peygamber binmiş, yarış yapmış. Sen de besle. O da yalnız imtihandır. Çok duygusal ve sadık hayvandır. Bindikten sonra da bir ses çıkarır. Kort 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 falan diye. Aa, havalanırsın. Ne at. Yel gibi geçer ötekileri. Birinci aldım. Havalanırsın. Bir sahip bak. Yok öyle değil mi? Öyle dedin mi işte imtihanı kaybediyorsun. Şeytan geldi. Besmele çek binerken de o gelmesin hain. Yoksa seni buralara götürür. Birinci oldum. En üstün benim. En üstün sen değilsin. Allah. Böyle laflar etmeye gidersin bak. Besmele çekmeyi unutma. O müsaittir buna. Öyle sesler çıkarır. Bir de seni çok sever. Sadıktır. Sürtünür sana. Senin keyfine göre hareket eder. Duygusal hayvandır. Bunlardan gurur gelir sana. İşte böyle insanlar ata gururlanmak için, şehvetlerini tatmin için binerlerse, ki Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran 14. ayette ve zuyyine linnez hubbu şehvet minen nisa vel benin vel konatiril mukantara minen zeb vel futa vel hayril müsevve vel en'am. İnsanın sevdiği şeyler bunlar. Nedir o? Kadını sever insan, erkekler. Evlatları severler. Şöyle sırar. Arkalıyım ben. Sülaleme bak. Hoşuna gider. Kimse bana yan bakamaz. 10 tane oğlum var. Var ya şimdi doğuda, sayısını bilmiyor herif. Eskiden beri var. Bir zamanlar öyleymiş. Kimin oğlu çoksa ona kimse yan bakamazmış. Arkalı de öyle öyle. Kendi koruyor. O zaman emniyet mi var? Evet.
İnsanoğlu kadını sever, oğlanı kızı sever. Parayı sevmez mi? Vel kanaatıril mukantaratı minezzehebel fıza. Yeter demez. Kazandıkta daha çokunu ister. Kantarlarla altın gümüş olsa daha fazlasını ister. İnsanoğlunun gözünü diyor toprak doldurur. Bir vadi dolusu altını gümüş olsa bir vadi daha ister. O da dolsa bir vadi daha ister. Doymaz. Ölünce doyar. Böyle yaratmış Allah. Onları dur da bil, diyebilmek, iradesini kullanmak, yerinde harcayabilmek. Evet, bu camiyi yapabilmek işte. Gerektiğinde, aha budur. Onun şeysi, yeri budur. Öyle değil. Benim ne işim var, el namaz kılacakmış, bana ne? Aa, dedin mi, işte o zaman imtihanı kaybedersin. İnsanoğlu bunu sever. Vel hayril mütevveme. Alnı sakar, ayağında beyazlık var. Al at, kır at. Renkleri var onların da. İnsanın hoşuna gider. Hayvan. Evet. Vel enam. Bin koyunlu bilmem nenin türküsü bile var ya. Aslı yok yaylada diyor. Bin koyunlu şeyin ben sahibiyim. Türkü bile yapmışlar. Bunları adam söylüyor ama bunlar bir geleneğin ifadesi. Ama hadiste yeri var. Gururla seyreder bin koyunlu, 500 koyunlu, sığırını. Hoşuna gider insanoğlun bunlar. Evet, onun için hatta hoşuna gider insanın böyle yarışlar, beslemek hoşuna gider. Ama burada hep böyle Allah'ı unutmayacaksın, o ölçülere uyacaksın. İnsanlar böyle sırf zevk için, gurur için, kibir için atlar yarışlar yaparlarsa, bir de kumar oynuyorlar şimdi değil mi? Her yerde İngilizler de ada varabatı bilmem bir tane at kaç milyar lira. Hep zevk için. Böyle atlara düşkün olduklarında böyle bir tür kabati elbisesi giydiklerinde Kıpti elbisesi yani Kıpti Mısır'daki Kıpti kabilesine mensup elbiseymiş. O ki keten, ince keten, şeffaf. İçindekileri gösteriyor. Dikkat çekecek tabii. Hanımefendi giyiyor onu. İçindekileri yarım yamalak görünce ne var diye göz dikiyor böyle. Nasıl tarif ediyor bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle ince elbiseleri giydiler mi insanlar böyle moda oldu mu bu? Atlar, yarışlar böyle moda oldu mu? Stat doluyor ya ne paracılar harcalıyorlar. Oldu mu? Evet. Böyleyken ve tevellev şan. Evet. Böyle Şam'a gidiyorlar diyor. Vektefer ricalu bir rical. Erkekler erkeklerle yetiniyorlar. Yani homoseksüellik yaygınlaşmış. Kanun var yahu. Avrupa'da, Amerika'da başkanlar seçimde destekliyorum sizi diye nutuk sıkıyor başkan diye almak için. Kanunlar da var. Erkekler erkeklerle yetindiğinde aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ve nisa bin nisa kadınlar kadınlarla yetindiğinde lezbiyenlik de var şimdi meşhur moda. Ammahumullah bi ukubetin min indi. Allah tarafından cezalandırır insanları. Ben size hatırlatıyorum. Dünya kriz. Herkes krizde. Umumi bir bela geldi diyor. Bilmiyorum yani. Bu o mudur? Size söylüyorum. Tarafından genel amme, umuma bir ceza verir Allah. Bakıyorsun lezbiyenlik var, homoseksüellik var. O araba yarışları. At dediysek hep at yarışı mı? Bilmem ne yarışları. En çok parayı onlar kazanıyor. Öyle yaygın zevk için bunlar sadece. Bu umumileşmişse, genel hale gelmişse, evet, bela umumileşir. Allah tarafından umuma bela verilir. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bunları düşünmek lazım. Ölçüleri aşmamak lazım. At beslemek sevap. Ne için? Koca göbekli adam ata binemez. Sportman olması lazım. Ne demek yani? Eskiden biliyorsun ihtiyat askerliği vardı. Askerlik ölünce kadar bitmez.
Allah göstermesin, bir ani durum olduğunda, şimdi 19 yaşında, 20 yaşındakileri alıyorlar. 40 yaşında, 45 yaşına kadar yürü dediler mi? 150 kilo varsa nasıl askere gideceksin? Daha yük olursun. 150 kilo göbek bağlamak için ata binmek lazım, sportman olmak lazım. 150 kilo adam ata binemez, koşturamaz. O hatta onu çekemez zaten. Hep bunlar ne güzel, bak hazır olun demek, cihada hazır olun demek, refaha dalmayın demek, yemenizi içmenizi ayarlayın demek, ölçüyü kaçırmayın demek. Böyle oldu mu bela gelir. Bunları hiç düşünmezseniz, vur patlasın, çal oynasın, zevkine bak sen derseniz, annahum, evet, bi ukubet, annahumullah bi ukubet min indi tarafından genel bela verir. Ben şudur demiyorum, hadis bu. Artık siz nasıl yorulacaksanız yorarsınız. Evet, böyle yanlış şeyleri kimse, normal kardeşim ya, bunlarla ne uğraşıp duruyorsun derse bela umumi olur. Evet, yangın, zelzele, şehirler ortalık kaplar, yağmur kıtlığı olur, yağmaz. Oldu mu olmadı mı size bırakıyorum. Vel kat, kıtlık olur, kriz olur. Vel veba, salgın hastalığı olur. Şimdi tam şeyi bak, salgın hastalığı, çareyi bulamıyorlar. Ve taun ve ihtilaful ara, iki kişiyi yan yana durduramazsın. Benim reyim, görüşüm bu kardeşim. Herkes kendine göre bir görüş sahibi. Kimse kimseye he demez. Biz bunu yaşamışızdır. Bizim elhamdülillah memleketimizde camide topluca cuma namazı huzur içinde kılınıyor. Kahire'de bu yok. Namazdan sonra sen böyle kıldın. Sana ne? Ben böyle kıldım. Evet, biz buna şahit olmuşuz. Bir öğle namazında herkes müştehit. Herkese kendine göre. Fikirler ayrı. Elhamdülillah biz de ehli sünnet ve cemaattanız. Asırlardan beri hepimiz kuzu kuzu cumayı kılıyoruz. Güzel bir şey bu. Bu bozulur. Bu bozulur. Bozulduğu zaman da işte böyle belalar umumi gelir. İşte onları görüyorsunuz. Bağdat'ta bu yoktu. Aha, başındakileri görüyorsunuz. Suriye'de bu yoktu. İşte böyle. Onlarda bu yoktu. Allah bizi ıslah etsin.